Merhabalar. Acun abi nasılsın? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz vallahi. İşte bildiğin gibi biz de burada selficilerle keyifli bir yayın gerçekleştirdik. Bugün futbol konuştuk, basketbol konuştuk, MasterChef konuştuk. Danilo Zana konuğumuzdu. Daha sonrasında çok güzel sanatçı dostlarımız katıldı. Damlacan ve derken yolumuz sana çıktı şimdi. Keyifli bir yayın olacak diye düşünüyoruz. Nasılsın? Her şey yolunda mı Acun abi? Ya yolunda tabii çok yorgunuz. Aşırı derecede bir yük bindi ekibin üzerine. Ama yani yavaş yavaş son düzeye doğru geliyoruz Hakan. Son dönemleri bilirse artık bir yorgunluk da gelir. Havalar iyice ısındı, nem var. Ama yani tabii ki güzel bir projede artık mutlu sona doğru yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Ya şöyle biz mesela eski yarışmacılar aramızda konuşuyoruz gerçekten. Bu sene böyle hani imkansızlıklarla yola çıkılmış ödüller olarak diyeyim. Bir sezonda yarışmacılara öyle güzel imkanlar yaşatıyorsunuz ki biz de böyle gıptayla bakıyoruz. Dün akşam da bir rekor denemesi Evet. vardı. Hatta bununla ilgili sanırım Ulaştırma Bakanı da bir teşekkür yolladı size. Siz de ona Sağ cevap olsun. yazdınız. Dün akşamki o yayınla alakalı düşüncelerini almak istiyorum öncelikle Acun abi. Çok keyifli ve güzel bir yayındı. Neler düşünüyorsun? Ya şöyle düşünüyorum. Yani Instagram'ı sevdim ben biliyorsun. Son 2 aydır da aktif olarak kullanıyorum. Böyle artık ciddi derecede Survivor'ın içinde Instagram'ı da konumlandırmaya başladım. Çünkü şunu fark ettim ki biz seyircimizle olabilecek her mecrada buluşmamız lazım. Ve onları bir şekilde eğlendirmemiz lazım. Bizim görevimiz elimizden geldiğince insanları eğlendirmek. Ve bu dijital medya ile ilgili Acun.com olsun, Instagram'ım olsun benim. Biz bu sene ciddi derecede özen gösteriyoruz diyeyim aslında. Ve bunun çerçevesinde de iş artık böyle ne diyeyim kendiliğinden gelişen 1 milyonluk bir Instagram yayınına dönüştü. Bir ödül oyununda, güzel bir ödül oyununda biz ödül vermiştik. 1 milyonluk bir sayıya ulaştık. 1 milyon tabii ben de hani sayılar ne olunca iyi falan filan sen yazdın bir tane gerçi çok güzel rakam diye ama hani 1 milyonun çok önemli olduğunu da anlamakta böyle çok da kolay gelmedi bana. Çünkü sebebi şu Hakan. Biz televizyonda zaten yüksek seyirciyle hep muhatap olduğumuz için hani 1 milyonun televizyon karşılığı aslında evet güzel bir reyting ama böyle wow bir reyting değil. Şimdi sonra haber aldık işte arkadaşlar gösterdiler. Amerika'da işte bir rapçi işte hapisten kefaletle çıkıyor. Mahkemesi devam edecek genç bir kardeşimiz. Ama çok ciddi suçlamalar var ve işte tekrar içeri girme ihtimali var. 2 milyonluk bir yayını varmış onu öğrendik yani. Ondan sonra biz de dedik ki madem artık hani biz 1 milyonu rekor zannettik. Dünya rekoru işte 2 milyonmuş. O zaman biz 2 milyonu kırmayı deneyelim dedik. Burada açıkçası hani bunun için yaşadık diyemem sana. Hani böyle çok büyük de bununla ilgili aşırı bir konsantrasyon da gösterdik diyemem. Çünkü Instagram öyle ya da böyle bizim ana hedeflerimizden biri değil. Fakat Instagram'da olmayı da seviyorum. Seyirciyle iletişimi seviyorum. Oradaki yorumlara baktığım zaman çok güzel yorumlar görüyorum. O yüzden de böyle bir rekoru deneyelim dedik. Ne zaman deneriz? Hani bayramda olsun. Bayram günü hep beraber deneyelim. Bu sefer hani kazanan takım diye bir şey yapmayalım. İki takım beraber bu rekoru deneyelim dedik. Böyle bir fikir geldi aklıma. Sonra arkadaşlarla paylaştım. Onların da hoşuna gitti. Sonra yarışmacılarla da bunu paylaştık. Onlar da mutlu oldular. Sonra ortaya da çok güzel bir sayı çıktı yani 3 milyon önemli bir sayı bence ki yani şöyle anlatayım tahmin ediyorum 4 milyona giderdik istesek fakat hani 3 milyonda işi böyle artık çok uzatmıyorum dedik o yayın 15 dakikada uzunsa 4 milyon olurdu diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta ben şöyle diyeyim, ben bu konuda sizlerin Instagram'ın altyapı sıkıntısı olup olmadığında denediğinizi düşünüyorum. Belki Instagram bile bununla alakalı bir kitlenme yaşamıştır diye düşünmüyor değilim Acun abi. Bilmiyorum yani şu güzel oldu ya yani böyle bir event yaptık Hakan. Aslında bunun adı bir event tamam mı? Yani bir event yaptık. Seyircinin hoşuna gitti. Yani biz de mutlu olduk. Böyle güzel bir şey paylaştık. Ortada bunları hak eden bir yarışmacı grubu var çünkü. Hani bu yarışmacı grubu bak şöyle düşünürüm ben hayatta. Başarı ödüllendirilmeli. Benim hayat felsefem budur. Başarıyı ödüllendireceksin. Bu çocuklar
Tarihin en zor Survivor'ını yaşıyorlar. Deniz yok. Denizde yüzeyim, açılayım yok. Balık tutayım yok. Bir tane nehir düşün. Nehirin kenarında bir baraka. Barakada bir hayat yaşıyorsun. Bu Survivor, yani bunu iyi düşündüğü zaman herkes anlayacaktır. Bu kadar zor şartın içinde bunalan yarışmacıların psikolojisinin üzerindeki etkisini görüyorsun. Yani zorlanıyorlar. Yani devam edecek mi etmeyecek mi diye yarışmacıları konuşuyoruz. Belki bir aydır. Bırakan yarışmacı sayılarını hatırlıyorsun zaten. Yani bırakanlar oldu, evet. Dayanamayan oldu. Şimdi buradaki şu andaki ekip bence ödüllendirilmeyi hak ediyor. Ben onlara dedim ki siz dedim bu sene NBA'lere gidemeyeceksiniz. Acayip seyahatler yaşamayacaksınız. Biz Rio'ya, NBA'ye, New York'a defalarca ne ödüller verdik biliyorsun. Bunları yaşayamayacaksınız dedim. Ama eğer benim adım acıysa bu sene size öyle güzel ödüller hazırlayacağım ki, öyle güzel şeyler yapacağım ki iyi ki geldik diyeceksiniz dedim. Şu anda içimdeki huzur onların ileride çocuklarına anlatacakları anıları biriktirmeleri, bunların bu kadar güzel olması ve yarışmacılarımızın da son derece mutlu bir şekilde çeyrek finale doğru, artık iki adım kaldı, giriyor olmaları. Evet. Peki Acun abi, bu senenin sırrı ne? Çünkü gerçekten hani çok farklı bir sezon. Çok takip edilen bir sezon. Yani insanlar evde olduğu için izleniyor değil de bence buradaki karakterler insanların çok böyle kanına geçti, kanına girdi. Ben hayır, buna şöyle yoruyorum biraz. Sen ne düşünüyorsun Acun abi? Ben öyle düşünmüyorum. Ben şöyle. Şimdi bir, dizilerimiz çekilemediği için alternatif olarak biz iyi durduk. Hı hı. İki, insanlarımız evden çıkamadığı için bu da Survivor için bir avantaja dönüştü diyelim. Ama bu ikisi çok önemli etken. Üçüncü, bunu tamamlayacak bir castingin olması lazım. Yani evet, diziler yok, alternatif az, kabul. Üstüne ne diyeyim sana, işte evlerinden çıkamıyor insanlar, kabul. Ama üzerine de bunu karşılığını verecek bir casting olması lazım. Şöyle anlatayım sana. Bu casting kana karıştığı zaman da o zaman zaten dizi seviyesinin üzerine çıkıyor program. Biz hatırlarsın da reytinglere sen bakıyorsundur. Mesela arada bazı diziler yayınlanıyor. Eskiden ne bileyim 3'te 2'si alabilirdik. Böyle çok önemli diziler var halen de maşallah. Bazısını seyrediyorum zaten. Ama şu anda onları geçebiliyoruz Survivor'da. Evet. Niye? Çünkü kana karıştık. Yani artık seyirci benimsedi bu grubu. Burada da önemli olan konu, baktıkça casting'e, yani ekibimi tebrik ediyorum. Yani burada Gökhan'ın çok emeği var. Sabah akşam casting yaptı. Bizim Gökhan Özdemir bu ekibin oluşması için kafa yordu. Seçmelerde bizi doğru yönlendirdi. Burada konuşamıyor abi ama aslında böyle dedi. Yani çok yarışmacı için böyle konuşmalar da oldu aramızda. Yani bakıyorum gerçek anlamda, sen ne diyorsun bilmiyorum ama hani 10 yılın castingi denir ya, şu anda gerçek anlamda 10 yılın castingi var. Gerçekten yani ben de aynı düşüncedeyim ama zaten bu başlarken de senin düşündüğün bir şeydi. Bu seneki Survivor yarışmacıları o son seçmelerde odada seni çok heyecanlandırdı. İşte bir doğru. Cemalcan olsun, işte bir sen Ünler'den bahsettin, Barış olsun, Ardağan. Mert olsun, Ardağan, Nisa, gerçekten böyle herkesin üzerinde antant kaldı ve çok renk katacak dediği yarışmacılardı. Güzel bir sezon geçiyor. Peki bundan sonra farklı sürprizler bekliyor mu yarışmacıları? Çünkü artık az bir zaman kaldı. Bilmiyorum tabii ne zaman final yapacak Survivor ama yani bundan sonrası için neler söyleyebilirsin? Final Temmuz ortası gibi olacak ama buradaki çekimlerin Temmuz başı biteceğini düşünüyorum. Yani hı-hı, az zaman doğru. Bence yani 4-5 hafta falan kaldı. Hani onları sürprizler bekliyorum derken bu saatten sonra bizi sürprizler bekliyor bence. Çünkü hı-hı, olağanüstü bir çeyrek final uygulaması yapacağız. Detayları ben sonra anlatırım ama sana şöyle söyleyeyim. Çeyrek final artık Survivor'da ben final öncesi son durak olarak düşünüyorum. Ve oradan sonra bireysele dönüp çok özel bir döneme geçeceğiz. Ve ben Survivor heyecanının çeyrek finalle itibariyle zirve yapacağını düşünüyorum. Çünkü 8 yarışmacı, bireysel oyunlar ve bundan sonra artık her koyun kendi bacağından asılacak. O bölüm çok zevkli olacak. Yani yarışmacıların o saatten sonra konsantrasyonu kazanmakta olacağı için hani ödülsel sürpriz yapmak zorundayız haftada bir en az. Ama ben efekt olarak konsantrasyonumuz o son final oyunlarında olacak diye düşünüyorum.
Peki Acun abi, şimdi mesela şu an yarışmanın belli favorileri var. Halkta ses bulmuş bazı yarışmacılar var. Ama Survivor öyle bir yarışma ki özellikle sonlarda işte performansını arttıran ya da hata yapmadan yürüyen insanlar biraz daha ön plana çıkabiliyor. Dengeler değişiyor değil mi Survivor'da? Aşırı doğru söylüyorsun. Dengeler çeyrek finalden sonra değişebilir, değişmeyebilir diyelim aslında. Hani şu anda belli bir tablo var ortada. Ama bu tabloda ön planda olanların bence kendilerini koruması için performansta, yani er meydanında da kendilerini göstermesi gerekecek. Ama bu yarışmacıların hepsinde de o potansiyel var. Bu arada onu söyleyeyim. Hani kalan yarışmacılar arasında hani bu ya öyle performansıyla gelmedi diyemem. Hepsinin performansı çok iyiydi. Bazısı yavaş başladı, çok iyi gitti. Bazısı zaten çok iyi geldiği için burada şu anda. Belki bu dönem kötü bir dönem geçiriyor bazısı ama zamanında çok oyun kazandı. Performans ön planda olacak diye düşünüyorum ben. Seyircimiz çünkü ona dikkat ediyor. Evet, kesinlikle. Bu arada bayramda da çok güzel bir iki gün geçirdik. Bu akşam da TV8'de. Bu akşam şov var ya. Şov var. Gerçekten. İnanılmaz. Biraz evvel seyrettim. Yani o yüzden gece uyuyamadım diyebilirim sana. Sabah çok erken seyretmek zorunda kaldım. Anca montaj bitti. Yani bir eğlence var bu akşam. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi eğlencesi olabilir, öyle söyleyeyim sana. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyi eğlencesi. En zaten iyi eğlencesi olur. Yani kafandaki bütün hani yarışmacılar üzerine olmayan diyeyim sana. Hani Birleşme Partilerinde çok güldüğümüz, eğlendiğimiz oldu. Onları kenara koy, o açıdan demiyorum. Bizim hazırladığımız eğlence tarafı. Yani dans, ambiyans, yarışmacıların o andaki mutluluğu falan. Şok geçireceksin akşam ya. Yani gerçekten çok enteresan bir bölüm var bu akşam. Ya şu da çok güzel bir duygu değil mi Acun abi? Herkes evinde yaklaşık 3 aydır. Ve 3 aydır süren bir Survivor var. Ve ben şunu çok duyuyorum. Hani sana iletmemi isteyen de çok oldu. Yani evladım diyorlar, iyi ki Survivor var. İyi ki Acun Medya, Acun Ilıcalı var. Bizi bu zor günlerde böyle bir kafamızı dağıtacak bir görsel şov ya da bir şölen sunuyorlar. Keyifle izliyoruz. Yani bunun duygusu nasıl sende Acun abi? Sen de eminim ki böyle mesajlar alıyorsun. Ya Hakan, meslek hayatımın böyle düşündüğüm zaman bütün geçmişe de bakıyorum. Böyle aşırı derecede mutlu olduğum ve yaptığım işle ilgili o mutluluğu sonuna kadar yaşadığım böyle 3-4 tane an vardır. Onlardan mesleki açıdan öyle bir dönemi yaşıyorum. Çünkü bu dediğinin enerjisini ben o kadar çok alıyorum ki. Hayatım şundan geçti bu arada, söyleyeyim. Annem hastaydı, sizinle beraber o hastalığı yendi. Ya da ne bileyim, tabii hayatını kaybeden birçok insan için de işte rahmetli annem sizi çok seyrederdi, her akşam dua ederdi diye. Yani insanların, bilmiyorum, bizim görevimiz hani şu anda, yani benim belki de hani dünyadaki görevlerimden biri insanlara hoşça vakit geçirmek. Geçirtmek yani. Yani bunu da yani her sene en iyi şekilde başardığımızı söyleyemeyeceğim sana. Bizim her yaptığımız iş böyle en zirvede olmuyor. Bazı yıllar hayal kırıklığı yaşadığımız da oluyor. Daha iyi olabilirdi dediğimiz de oluyor. Bu sene onlardan biri olmadı Allah'a şükür. Ve insanlarımızın da, gerçekten vatandaşlarımızın zor bir dönemine denk geldik. Herkes evine kapalı kaldı. Haftada 7'ye çıkardık yayını. 7 gün yayın yaptık. Ve bence hani aldığımız sonuçlardan da çok ciddi seyirci oranlarımız var. Herhalde bilmiyorum ama onlara böyle bir mutluluk verdiğimizi düşünüyorum. Bunun bizde yarattığı mutluluğu anlatamam. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Peki Acun abi, bizim şimdi selfieciler var biliyorsun. Kampüslerde şu an festivaller olmadığı için biz de online böyle bir festival yaptık. Hatta Survivor'ın da iletişim sponsoru Türk Telekom selfie vasıtasıyla bunu yaptık. Selfieciler en çok şunu sordular. Survivor'a katılmak için ne yapmamız lazım ya da ne gibi özelliklerimiz olması lazım? Yani bunu ben birinci ağızdan bir cevap isteyeceğim. Selfiecilere neler söyleyebiliriz bununla alakalı? Zor soruymuş. Yani şöyle, önce Türk Telekom'la başlayacağım cevaba. Yani Türk Telekom bu sene Survivor'ın biliyorsun iletişim sponsoruydu. Ama bu konuda mesela çok yaratıcı fikirlerde, çok uyum içerisinde projeler geliştirdik. Dikkat edersen ilk defa Instagram yayınları, canlı yayın, video koyma şeklinde böyle sosyal medya için alacak güzel projeler geliştirdik. Burada Türk Telekom'un hakkını ödeyemeyiz. Çünkü çok ciddi derecede bize hem teknik destek hem de bu konularda oynama alanı yarattı.
O açıdan çok mutluyuz. Türk Telekom'la geçirdiğimiz bu sene bizim için çok iyi geçti. Bir de uğurlu da geldiler programa. O açıdan da teşekkür ederiz. Onun dışında Survivor'a kim katılabilir diyorsan, bunu inanın bir insanın kendisini anlaması çok kolay bir şey değil. Ama bir örnek vermek istiyorsanız, hani Berkan'a baktığınız zaman herhalde bir şey görüyorsunuz orada. Ne bileyim, Arda. Barış'a baktığınız zaman, yani Arda'na baktığınız zaman, Cemal Can'a baktığınız zaman, Nisa'ya baktığınız zaman, bir bakın onlara. Orada bir şeyler var yani. O insanlar öyle rastgele gelmedi hiçbiri. Yani baktığınız zaman ünlerimizin zaten popülaritesi önemli bir etki oldu ama gönüllere bir bakın şöyle. Yani ya da sana baksınlar mesela. Yani üst Survivor'ım var. Yani aranan özelliklerle ilgili benim çok bir şey tarif etmeme gerek yok. Katılanları iyi incelemek lazım. Oradan bir yere varılabileceğini düşünüyorum. Yoksa ben şimdi her şeyi sayarım ama bunların hepsi olur. En son noktada hayır da diyebiliriz. Ya da bunların hiçbiri yok zannedersiniz, evet diyebiliriz. Başka bir özellik vardır bizim gördüğümüz. Ama şunu da söyleyeyim. Buradan bütün Survivor'a gelmek isteyenlere söyleyeyim. İki konu çok önemli. Bir, yani Survivor'a gelememek demek bir başarısızlık asla olamaz. Yani kim bilir, belki ben casting'de katılıyor olsaydım, casting'e geliyor olsaydım seçilemeyebilirdim. Bilmiyoruz yani onu. Yani bizim orada seçtiğimiz seçmediğimiz insanlar başarılı başarısız asla değil. Ya da şu örneği versem daha iyi. Ben casting'den geçerdim bence muhtemelen de. yani şu örnek çok iyi olur. Çok değerli bir profesör Survivor'a katılamaz mesela. Ne bileyim, hepimizin en beğendiği sanatçı Survivor'a katılamaz. Yani Survivor olayı kendi karesi içinde ya da çember içinde diyeyim işte. Belli özellikler isteyen bir program bu. Ama herkes seçme şansımız yok. Bunun altını özellikle çiziyorum. İkincisi de bir de başvuru sayısını tahmin ederseniz bu sene bence 500 binden aşağı olmaz. Hani 500 bin kişinin başvurduğu bir yerde de belki de siz hak ediyorsunuz ama maalesef katılamayacaksınız. Burada da bu sayının yüksekliğini herkes bir hesaba katsın. Kesinlikle. Peki dijital bundan sonra Survivor'ın hayatında olacak mı? Seneye olacak. Ya da ben yani şöyle. Ben açıkçası hani Instagram'a biraz daha ne bileyim keyfi kullanıyordum. Şimdi artık iş için kullanıyorum diyebilirim sana. Yani kendi Instagram'da artık soru cevap yapıyorum. Ne bileyim programla ilgili birçok şey paylaşıyorum. Hani ben Instagram'ı aslında profesyonel kullanıyorum Survivor itibariyle diyelim. Yani bizde 80 profesyonel kullanıyorum. Ve bu bizim için seyircimizle buluşmamızda önemli bir güç haline geldi bir. İkincisi de yarışmalar içerisinde bile aktif rol alabiliyor. Ne bileyim işte oylama yaparken de kullanabiliyoruz. Şimdi çok ciddi bir follower olduğu için daha çok insana ulaşıp daha çok kitleyi Survivor'la buluşturabiliyoruz. Yani Instagram aslında Survivor için bir köprü olarak kullanılıyor. Onun dışında Acun.com'da çok güzel projelerimiz oluyor. Oylamaları orada açıklıyoruz biliyorsun. Ondan sonra oy sıralaması olsun. Yani geleceğim nokta şu. Dijitaldeki o pırıl pırıl insanları sanki böyle bir yakaladık gibi geldi bana ya. Hani biz buradayız dedik gibi oldu. Onlar da bizi bir sevdi yani. Yani bu 3 milyonlar falan o sevginin karşılığı. Ya şu da çok güzel bir şey. Şimdi mesela atıyorum Survivor'da bir şey yapmayı düşünüyorsun Acun abi. Orada kendi ekibine sorabiliyorsun işte İrem'e olsun ya da Mustafa abiye falan ama bunu izleyen halka da sen onu belki Instagram'dan sorup bununla ilgili daha doğru bir yol kat edebilirsin. Bu da çok enteresan bir şey değil mi? Ya çok enteresan. Orada biraz son 20 günde fanatizmin baskısı var. 20 güne kadar evetti. Evet. Şu 20 günde biraz o iletişimi kaybetmek zorunda kaldık. Yani eskiden seyirci böyle daha kafası yerinde olarak görüp bir şeyleri anlayabiliyorduk. Şimdi bana gelen raporlar arada ben girdiğim zaman baktığım zaman hani fanatizmin insanın gözünü kararttığı bir nokta olur ya böyle. Hani sen Galatasaraylısın diyelim, ben Fenerbahçeliyim. Hani kendi oyuncumuzun hatasını hep bir kompanse ederiz değil mi mesela? Adam Fenerbahçeliysen ya da sen hani Melo'nun deliklerine siz mesela kompanse tatlılık ediyorsunuz. Gözüküyor. Evet yani çünkü niye? Galatasaraylı adam hizmet etmiş. Kendisini veriyor. O takıma hizmet ettiği için bazı hatalar yapmış. Değerli de bir futbolcu şimdi. Onun yaptığı hareketleri siz mesela sempatik karşılıyordunuz. Adam ne yaparsa sempatik karşılıyordunuz. Öyle düşün aslında. Evet, yani burada evet. Şu anda iş bu iş aslında futbola doğru kaydı biraz o açıdan. O yüzden de ne diyeyim sana
Bu yarışmacı seven kardeşlerimiz gerçeklikten uzaklaşmaya başladı. O da bizim tabii. artık eskisi gibi yararlanmamızı engelliyor. Eskiden yararlanıp daha net bir şekilde seyircinin isteğini anlayabiliyorduk. Şimdi yani gözü kararmış, pırıl pırıl insanlar var. Onları gülümseyerek okuyoruz. Dün akşamdan mesela birkaç sayı verebilir misin Acun abi? Mesela bir soru cevap oyunu oldu. Türkiye'nin de katıldığı. Burada mesela ne kadar oy geldi? Çok merak ediyorum. Mesela işte otobüste birine yer vermemek için uyuyor olarak gözüktünüz mü? Ya da işte kopya çektiniz mi sorusunda çok katılan oldu mu Acun abi? Oldu oldu. 4 milyon, 5 milyon öyleydi yani cevaplar zaten. 5 ama milyon şöyle, cevap geldi. Ama ben yani Instagram'da yani şu anda soru sorsam da hani 4 milyon 5 milyon arası seyrediliyor zaten benim Instagram'da. Hani bir tane story koyduğum zaman ya 4 oluyor ya 5 oluyor. Zaten oralarda geziyoruz. Şey olduk yani ne diyeyim sana seyirciyle bir buluştuk gibi hissediyorum diyorum ya işte zaten o yüzden diyorum. Yani, evet. yani sağ olsunlar. Hani şimdi şöyle bir avantajımız var bizim. Unutma bunu. Biz bir televizyon kanalı olarak insanlara eğlendirebiliyorsak bu enerjiyi eğer dijitalde bir yere verirsek de onu da yapabilme yeteneğimiz var zaten. Hani o konuda zaten ekip olarak iyiyiz yani. Biz bugün Instagram'da 3 milyon değil 5 milyon da istedik. 5 milyon da yaparız. 6 milyon istedik 6 milyon yaparız. Yani burada biz orada dedim ki hadi yapalım dediğimiz bir olay. Bunu sayı olarak 6 milyon rekor kırmak ayrı bir gurur olur. Hani 3 milyonluk rekor da öyle de. Bu işi mesela stabil olarak o rakamların üzerinde gezdirebiliriz zaten. Öyle bir ne diyeyim sana kontentimiz var diyeyim aslında sana. O kontenti üretebiliyoruz biz. Aslında konu ne biliyor musun? Konu o kontenti üretebiliyor olman. Hani bugün hani çok follower olan birisi şöyle kafanda canlandırman lazım seni. 100 milyon follower olsun. Cardi B'ye baktım ben geçen işte canlı açmıştır. Baktım 50 binle gidiyor. Canlısı 50 bin. Follower'ı 70-80 milyon olabilir yani. Bilmiyorum 50 milyondan fazladır galiba. Şimdi konu şu. Kontenti üretebilmen lazım. Bu seyredim olayıyla birleşebilir. Biz bugün hani aslında iş şöyle. Survivor diye bir şeyi yaratmışız. Yani bu rekorun perde arkasına dikkatli bakmak lazım. Önce Survivor formatını almışız. Türkiye'ye en renkli şekilde getirmişiz. Bunun için de işi böyle başka bir şekilde şekillendirip seyircilerimizin kabul etmesini sağlamışız. Bu konsepti yaratan biziz. Konsepti oluşturan biziz. Sonra bu dünyayı seyircilerimize kabul ettirdikten sonra da dijitalle de kullanmaya başlamışız. Rekorun perde arkasından tutuyoruz. Aslında bu rekor şundan kaynaklanıyor. Niye 5 milyon da olur, 6 milyon da olur? Bu Acun'un bireysel celebrity gücü değil bu. Bu Acun'un ekibiyle beraber yarattığı dünyanın seyircilerle olan iletişimi. O çok farklı ve benim için de değerli olan bu zaten. Ya ben zaten Allah'a şükür sokakta yürüyemeyen ne bileyim karşıdan karşıya geçemeyen bir adamım. Yani bu sevgiyi bana seyircimiz bana 15 yıldır yaşatıyor. Acun Firardı'dan beri ben bu sevgiyi yaşadım. Bu inanılmaz mutlu verici bir olay. Bu başka bir şey. Ama bu business tarafından gelen bir rekor bu. Bu bizim yani işteki konsantrasyonumuzun ödülü oldu. Onun altını çizmek istiyorum. Bence dün akşamla ilgili Acun abi benim rekordan çok önemsediğim şey şuydu. Bilmiyorum katılacak mısın ama. Evet 3 milyon çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir güç. Ama o yayını hala 45 dakika sonra partide dans eden o Survivor gençlerini ortalama 800 bin kişi, 1 milyon kişi hala merak edip izliyorsa bence başarı olur biliyor musun abi? Benim düşüncem bu. Bilmiyorum katılacak mısın? İşte benim dediğimin aslında sendeki tasdiği oldu bu. Yani bizim o aylarca arayıp bulduğumuz yarışmacıların seyircimiz tarafından takdir görmesi ve taçlandırılması. Konu bu aslında. Evet. Yani bizim yarattığımız konseptin seyircimiz tarafından ilgi görmesi. Bunun mutluluğunu tarif edemem sana. Evet, biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü biz de kendimizi az çok aynı gemide hissediyoruz. Ben zaten şahsen de seni çok seviyorum. Benim hayatımda dönüm noktasısın. İyi ki varsın Acun abi gerçekten. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bazen ufak hatalarımız oluyorsa da
Affola. Yok, senin hatan hep, vallahi. Hatan hep yine iddialı olmandan kaynaklanıyor. İddialısın. Şimdi şöyle anlatayım sana. Buyur. İddialı olan hata yapar ama iddialı olan hep de yol kat eder. Sen yani sonuç itibariyle kendin mesleğine konsantre birisin. Zekan da yüksek. Tabii orayı böyle zorlarken bu enerji mesela güzel bir enerjidir aslında. Orada tabii ki bazı yerlerde hatalar olacaktır. Büyüm olan ben hayata bakış açım biliyorsun. İyi niyettir benim için burada bozan. Senin yapacağın hata beni o gün kızdırır en fazla. Hakan ne yapıyorsun derim. Ama bunun süresi bir saati geçmez. Çünkü senin oradaki çaban, iyi niyetin bir şekilde bize de katkıda bulunmak için yıllardır ortaya koyduğun emeği hiçbir zaman göz ardı etmem tabii ki. Estağfurullah. Ben her zaman... Ufak vedalaşacağız galiba değil mi? Çekime gideceğim ya ben. Tabii tabii aynen. Burada da iddialısın. 20 dakika diye girdik. Yok yok. Acılar tamam. 45 oldu. Buradaki tamam. İddianı takdir ediyorum. Sonra mesaj atarım ben sana. Tamam. Merak Acun etme. Abi. Ben seni bulurum. Çok öpüyorum. Kendine